Merhaba. Bugün gerçeklik konusunda, gerçek konusunda hazırladığım konuşmayı ve sunumu sizlerle paylaşacağım. Doğrusu bunu hazırlığı yaparken epey zorlandım. Gerçek veya gerçeklik. Bugünlerde en gerçek olan şey korona. Evden hiç çıkmıyoruz. Hiç. Başımıza iş gelmesin diye. Çok yükseldi. Her yer tehlike içerisinde. Daha bir taraftan da bu tip çalışmalarla hem vaktimizi değerlendiriyorum, hem de vaktimi değerlendiriyorum, hem de güzel bir iş yaptığımı düşünüyorum. Bolca vakit var araştırmak için. Şimdi bu gerçeklik konusunda çok şey söylenebilir. Belki gün içinde her insanın kullandığı en az 20 kez bir sözcüktür bu. Ama bunun ne kadar geçerliliği vardır, olaylar, insanlar için bunu kullanıyoruz, nesneler için kullanıyoruz. Çok kolay bir şey değil. Ben çok zorlandım. İşin felsefi tarafını anlamak için. Çünkü insanoğlu önce bu suali sormuş. Gerçek nedir? Nasıl anlaşılır diye. Klasik Yunan medeniyetinde, eski Yunan medeniyetinde bu çok araştırılmış. Bunun üzerine epey de mesafe alınmış. Bu konularda birazdan konuşacağım. Sunumlarımla birlikte. Şimdi bir sunumu getirelim bakın. Üzerinde yavaş yavaş konuşalım. Şimdi gerçek nedir? Nasıl emin olunur? Bir takım günün içinde kullandığımız sözcükler var. Samimi, karşılığı, sahtekar, doğru, yalan. Esas sahte, balın esası var, sahtesi var. Doğru yanlış, doğru kişi yanlış kişi. Bu ürün çok iyi, öteki bu ürün çok kötü. Faydalı, zararlı vesaire. Neticede yaşanmış olaylar, var olan nesneler ve insanlar hakkında gerçeklik nedir? Sual budur. Zıtlıkları karıştırmadığından insan emin olabilir mi? Öyle bir şey ki yaşadığımız dünyada günlük olaylar içerisinde birimizin siyah dediğine öteki beyaz diyor. Yani emin olamıyorsun. Ve bu şekilde de bir zihniyet farkı da buna etken ve bu şekilde farklı yollara sapmalar oluyor insanlar arasında. Zaten anlamsızlık insanoğlunun en önemli sorunlarından biri olduğunu söyler. Kim? Alman filozof Nietzsche. İnsanlar bu nedenle anlaşamıyorlar. Gördüklerinde, duyduklarında anlaşamıyorlar. Şimdi bu gerçeklik konusunda antik Yunan felsefesinde tartışılan baş konuydu bu gerçek ve gerçeklik konusu. Orta çağda skolastik felsefede bu hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Sebebine gelince kilisenin ciddi bir baskısı vardı. Hristiyan toplum üzerinde, insanlar üzerinde. İnsanlar gerçeği erişmek için sual soramazlardı. Olsa bile skolastik felsefede Aristo'nun öğretileri esastı. Eğer kafalardaki sualin cevabı Aristo söylemişse, bir yerlerde varsa onun cevabı, artık
Bunun tartışması olmaz. Aristo söylediyse o doğruydu. Aristo'nun belirlediği şeyler, kararlar, hükümler geçerliydi. Gerçek oydu. Yani dini esas yönüyle Aristo'nun söylediği gerçekti. Biz nasıl ki dini yönden Kur'an-ı Kerim'i referans alıyoruz, onlar da Aristo'nun bu sözlerini referans aldılar. Bu yeterliydi. Eğer yetersiz görürsen de o olmazdı. Zorunluydu da. Yani gerçeklik konusunda geçmişte, tarihte böyle bir yaklaşım vardı insanoğlunda. İslamiyet'te bu daha farklı bir tarz oldu. Kur'an'ın ilk emri oku idi. Yani anla, sorgula, öğren. Bu anlamda ilk ayet oku ile başladı. Dolayısıyla akla hitap eder Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı. Şimdi ilerleyelim. Bakalım neler daha bulacağız, söyleyeceğim sizlere. Şimdi yine Orta Çağ'a geleceğiz. Orta Çağ'dan bugünlere nasıl gelinmiş? Batı dünyası nasıl gelmiş? Bizler ne durumda idik o zamanlar? Bugünler nasıl geldik? Şu anda neredeyiz? Ona bakalım. Burada bir güzel söz buldum, koydum. Hayaller hep önden gider ama her zaman gerçekler kazanır. Doğru. Şimdi Roger Bacon 1219'da doğmuş, 1292'de ölmüş. İngiliz bilim adamı, filozof. Fransisken rahibi, yani sefillik derecesinde bir yaşam süren, dünyevi hiç beklentisi olmayan, tamamen misyonu Tanrı'ya adamış bir Hristiyan. İbn Sina ve Aristoteles'in çok iyi bir takipçisi. Şimdi Orta Çağ'da skolastik felsefe ve onun işte töresi, gelenekleri katı bir şekilde devam ederken Roger Bacon buna isyan ediyor, itiraz getiriyor ve deneysel bilim yolunda çaba harcıyor. Çağdaş bilimin deneysel yaklaşımının tarihsel bakımdan erken olgunlaşmış bir temsilcisi olarak kabul edilir. Hakikaten bugünkü bilimin, modern bilimin ilk tohumları ne atan kişidir deneysel bilim. Çünkü bir işin doğruluğu ancak test ederek, deney yapılarak teyit edilebiliyor. Yani bir şeye gerçek diyorsun, onun gerçekliğinin tespiti de önemli. Emin olmak lazım gerçek olduğunda. Bunu anlamanın neredeyse tek yolu, en önemli yöntemi deney. İnsanın bilgisizliğinin nedenleri üzerinde duran Bacon, otoriteye dayanmanın, geleneğin etkisinin, ön yargıların ve kişinin cehaletini saklayan sözde bilgeliğin insanı hakikate ulaşmaktan alıkoyduğunu söylemiştir. İşte şu uzunca bir cümle ama 4 parçalı ifade var burada, 4-5 parçalı ifade. Her bir parçası çok önemli. Eğer diyor kişi, yani hakikate ulaşmak istiyorsa önünde engeller var. Bu engelleri sıralıyor. Bu engelleri tanıyın diyor. Yani insanın bilgisizliğini nedenlerini ortaya koyuyor. Bilgi olmadan gerçeğe zaten ulaşamazsın. Bilgileneceksin ki gerçeğe bulasın. Otoriteye dayanmanın, eğer kişi otoriteye dayanmışsa, kiliseye ya da krala dayanmışsa tamamen egolarıyla ve bilinçaltı sezgileriyle, arzularıyla davranır. Gerçekçi olmasına imkan yok. Farkındalıklı bilinç hiçbir zaman devreye girmez demek istiyor.
geleneğin etkisi vardır. Gelenek de gene bilinç altındadır. Çok katı gelenek kuralları içinde yaşıyorsa insan, bunun faydası zararı var demeden doğru budur der, hiç sapma yapmaz ondan. Çok da hata yapar. Aynı şekilde ön yargılar. Yine bilinçaltı verileridir bunlar. Ön yargılarla doğruyu yakalayamaz. Bir fanus içerisindesiniz. Berrak gördüğünü zannedersin ama bir fanus altından görüyorsun. Cam arkasından görüyorsun bu dünyayı. Ve kişinin cehaletini saklayan sözde bir bilgelik. Bilgelik tabii o dönemde de şimdi de çok önemli. Bilmişlik. Ama bu sözde bir bilmişlikse bu senin cehaletini saklama yöntemindir. Böyle profildeki insandan hakikate ulaşmada zorluk içindedirler demek. Zorluk içindedirler diye düşünüyor. Roger Bacon. Ben de bu kanaatteyim. Hakikaten çok benimsedim bu düşünceyi. Tabii bu bir anahtarı, bu anahtardır bu ifadeler. Bir kapıyı açmış. Bilim ve hümanist zihniyetinin temelini açmış oluyor Roger Bacon. 15. 16. yüzyılda hümanist zihniyetle, bilim zihniyetiyle şekillenmiş olan Batı dünyasındaki insanların kafaları teknolojik buluşlara yelken açıyorlar. İcatlar yapıyorlar. Coğrafik keşifler yapıyorlar. İşte Amerika'yı buluyor, yok Hindistan'ı buluyor, Güney Amerika'yı buluyor vesaire vesaire. Bir sürü icatlar da o dönemde çıkıyor. Sanırım Galileo ve Newton da 1500'lerde kendi keşiflerini veya kendi teorilerini ortaya koyuyor. Bunlar önemli şeyler. Yani gerçekleri bulmada biz İslam alemi çok başarılı bir dönem yaşadık. 9. asırla başlayan İbn Sina, Farabi ile başlayan İbn Sina ile devam eden o dönemde işte endüstride de bu devam etti. Matematikte, geometride, felsefede, efendim mesela kimyada, gök bilimlerinde çok şeyler yapıldı. Ve Yunan medeniyetinin dokümanları tercüme edildi. Daha sonra bunlar Batı dünyasının önemli bilgi kaynağı oldu. Yani Platon'un olsun, Sokrat'ın, Aristoteles'in dokümanları, yapıtları tercüme etti bizim bilim adamlarımız. Ve bunlar Batı'ya geçti, bir köprü vazifesi gördü. Ama daha sonra hakikati bulmada tartışmalar çıktı bizde. Muhammed öldükten sonra, dört halife dönem bittikten sonra tartışmalar çıktı. Bizim tek kaynağımız Kur'an-ı Kerim'di. Bir kısım dediler ki Kur'an-ı Kerim Allah'la birlikte vardır. Bir kısım dedi ki bu yaratılmıştır. Şimdi adını söyleyemeyeceğim, onun ismi kalmadı. Bir grup akılcı oldu, bir grup sonra nakilci oldu. Daha sonra işte tarikatlardı, diğer dini gruplar çıktı. İdari kesim de, siyaseten de, Emeviler de, Abbasiler de bunu sahiplendiler. Akılcıları devre dışı bıraktılar. Hadisçileri ön plana aldılar ve bir takım fetvaları, bir takım şeyleri de ürettiler. Çok sayıda hadis üretildi. Rivayet esaslı. Bana göre en makbul hadis şeydir, Mekke'de Hazreti Muhammed'in veda hutbesidir. Çünkü hafızlar onu Kur'an'daki gibi kaydettiler. Ama diğerlerinin ne kadar geçerliği var, onu bilmiyorum. Benim uzmanlık alanım değil. Sanırım
500 kadar olduğu söylenir ilk şeyde hadislerin. 500 kadar hadis hatırlanıyor yani sahih, saf hadis oldu. Gerçek hadis işte burada gerçekçilikle başlıyor. Ondan sonra binlerce hatta milyonları aşan hadisler üretilmiş. Ve bunun çoğu da Hazreti Muhammed'in ölümünden işte 200 sene sonra veya 150 sene sonra. Yani 2-3 liseden sonra bir insanın söylediği ettiği kalmaz ki ortada. Yani tamam bunun şeyleri vardır da, kayıt tutanları vardır da ne kadar güvenilir. Bugün bile biz tek Kur'an'ımız var diyoruz, inancımız o. Hazreti Muhammed öldüğünde başucunda Hazreti Ali vardı, o sahiplendi. Kur'an-ı Kerim odur diyoruz. Ama öğrendiğimize göre her şeyde Şiilerin ayrı, Sünnilerin ayrı, işte diğer grupların ayrı şeyler var. Ufak da olsa farklı farklı Kur'an-ı Kerimleri var. Yani hakikat peşinde koşmuş. Hem yeni din alanında, hem felsefe alanında, hem de bilim alanında hep gerçeği yakalamaya çalışmışlar. Tabii deney olduğu için bilim alanında gerçeği yakalamak kolay. Bir de şu var. Gerçek dediğin zaman gelecekle ilgili değildir gerçek. Gerçek yaşanmış olması lazım. Yani yaşanmış bir olaylar olacak. Onun üzerine siz gerçek ararsınız. Yaşanacak olaylar ne olduğunu da bilmediğiniz için onun gerçeklerini, sebeplerini, sonuçlarını, sebeplerini bilseniz bile sonuçlarını bilemezsiniz. Biraz da gerçekler sonuçlarla da yakın ilişkilidir. O olay biter, sonuç olarak biter, başka olayların sebep olarak orada zuhur eder. Yani meydana gelmiştir. Nitekim olgular süreç içinde olan şeylere de biz gerçek diyoruz. Doğru olan, teyit edildiği mümkün olan şeylere de biz gerçek diyoruz. Bunun Arapçası da hakikat, hakikat, hak adı buradan geliyor. Hakikat. Dolayısıyla hakikati, siyaset alanında gerçek bulmak işte çok zor. Biraz da onu konuşacağız. Çok zor. Ama insanların sosyal yönetiminde devlet önemli bir organizasyon. O organizasyonun yönetiminde de siyaset baş aktör, baş rol oynayan önemli bir enstrüman siyaset. Onu konuşacağız. Evet, ilerleyelim bakalım. Ne kaldı geriye? Ha benim bu arada şunu söyleyeyim. Benim üç tane örnek olarak belirlediğim bir hakikat temelli tespitlerim var. Bunlar benim şahsi tespitlerim. Biliyorum pek çok insan buna uymayabilir, bazıları uymayabilir. Çünkü hepsine, belki birine hiç uymayabilirler. Çünkü ben de yaşım 68, 63, 64'lerden, 65 yaşında falan emin oldum. Özellikle üçüncü maddeye. Dolayısıyla üç maddelik bir hakikat örneklerini birazdan işleyeceğim. Bakalım neler olacak. Gerçek bir. Bu memleket gerçekler. Benim işim siyaset yapmak değil. İki konuda sunum yapmamaya kararlıyım. Bir tanesi siyaset, günlük siyaset. Tarihsel içeriği varsa tabii ki konuşacağım. Ötekisi ise din. İkisinde de o kadar çok konuşuluyor ki o konuda gerçeği yakalamak mümkün değil. Mümkün değil. Allah kolaylık versin bizim insanımıza. Benim bir gerçek tespitim var. O bu. Bir tanesi şu an ekranda. Gerçek bir. Memleket sorunlarına çözümler hep iktidardan talep edildi.
Görünüşe göre yine aynı sonuç gerçekleşecek. Dedim ya, gerçek geçmişe yönelik bir şeydir. Gelecek için gerçekten bahsedilemez. İhtimalden bahsedilir. Ya da gerçek emin değilsen şüpheden bahsedilir. 60 yıldır yani 60 yıldır diyebilirim, hatırlıyorum ben çünkü ihtilalden bu yana, ihtilal günlerini hatırlıyorum çocukluğumda. Bu hep böyle oldu. Memleket sorunlarına çözümler hep iktidardan talep edildi. Biraz açalım. Dikkat ettim. Bugün. Bakın yani herkes bir baksın. Medyada laik ve din eksenli, televizyonlar, sosyal medya fark etmez. Medyada laik ve din eksenli her fikriyattan köşe yazarları, karşıtlar ve yandaşlar, hükümete yandaşlar, hükümete karşıt olanlar, memleket sorunları ve bu sorunlara çözümler hakkında neredeyse %95 nispetle iktidardaki siyasi muktedirlere yönelik yazıyorlar, konuşuyorlar ekranlarda. Genelde otomobilde giderken o sesli gazeteleri okurum, dinlerim. Yani her iki taraftan da dinlerim. Birisi çok yerer, birisi destekler. Ama hep iktidardır. Halbuki demokrasinin iki ayağı var. Filifilo. Bir tarafta iktidar, bir tarafta muhalefet. Bence muhalefetin yükümlülüğü iktidardan daha fazla. Yani bir insana borç verirsin, eğer onurluysa kendini çok yükümlü hisseder. Sen şimdi olamamışsın, dersini çalış, 4 sene, 5 sene ne zamansa seçimler, oraya kadar iyi hazırlan demektir. Ve vatandaşa bana itimat ver, eğer şu anda iktidar olan yanlış işler yapıyorsa, beni mutlu etmiyorsa, öyle ya, şunu kapatayım. Beni mutlu etmiyorsa, ben onu indireyim. Yani ben dogmatik davranmak istemem. Menfaatlerime bakarım. Yani partiler halkın güvenini kazanmak zorunda, sevgisini de kazanmak zorunda. Yani hem sevgiyi kazanacaksın, hem kalbini kazanacaksın, hem beynini kazanacaksın, aklını kazanacaksın. Yani bu şekilde projeler yapman lazım. Sadece basın toplantısı yap, ekranlara geç, konuş. Yani bu muhalefet değil bence. Hatırlarım. 10 sene oldu herhalde. Eskişehir'lik o gün CHP lideri Kılıçdaroğlu şey olmaya karar verdi. Bir akşam evvelinden de Fatih Altaylı ile bir şey konuşması yaptı. Sonunda zorla kabul ettirdiler adama. Lider sen olacaksın CHP'nin başına diye. Takip eden günlerde çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki her CHP'den ayda 1 lira para alacağım. Bir de dedi gölge kabine kuracağım. Bak hatırlıyorum. Ya dedim bu adam galiba bu işi şey yapacak. Melik Gökçek karşısında çok çetin bir tartışmadır. Sonucunda zaten popüler oldu. Dedim galiba bu işi götürecek bu adam. Ya unutuldu ya. Gölge kabine politikası ne kadar önemli. Her gün her bakanı izleyen bir muhalif bir insan var veya takımı da var. Sürekli ne yaptığını izliyor ve halkı duyuruyor. Bizi öyle sanıyorum ki dış dünya bizi böyle izliyor. Ne yaptıklarımızı, ne yapacağımızı. Yani ben şimdi inanamıyorum ki. Bu önemli bir şey. Başka ne demişim? Bir bakayım orada. Bir şeyler de var. Ha demek ki bir siyasi seçim yapılsa partiler şimdiki pozisyonlarını muhafaza edecekler. Halbuki
problemleri, bu Einstein sözüdür, problemleri üretenlerden çözümlerini bekleyemeyiz. Müthiş bir söz. Ya madem ki uzunca bir süredir iktidarda ürettikleri var iktidar partisinin, faydalar üretmiş, karşılığında da bir takım zararlar üretmiş. Şimdi son dönemde çok yoruldum yani, o yaşta o kadar genç benden belki Cumhurbaşkanı ama yaş olarak. Ya ben kendimi de çok emekli ettim 5 sene ben. Kolay değil ya. Yanlış yapıyor. Çok yanlışlar içerisinde ben de açıkçası bu yönde kanaatim var. Hem de uzun zamandır bu kanaatim var. Yalnız başına kararlar alıyor. Şu dört olmaz böyle. Vatandaş muhalefete de güvenemiyor. Onun hazırlığı yok ki. Hiç hazırlığı yok. Kartondan bir parti. Yani hiç boş. Onun için ben basındaki insanlara biraz şeyim var, sistemim var. Özellikle karşıt, iktidara karşıt olan yazar, çizim, düşünür takımını. Yahu indirseniz ne olacak? Eleştirilerinize ben inandım. Çok kötü yönetiyor. Neticede yaz çiz buraya getirsin beni. Ben zaten gelmişim. İktidar yanlış yolda. Zararları faydadan çok daha fazla. Kabul. Kim yapacak bunu? Kim düzeltecek? Muhalefet. Ana muhalefet. Pekala yapabilecek mi o? Onun revize olması için sen ne yapıyorsun? Hangi eleştirel yazıların var? Veya ne kadar etkili? Ben yazılarında diyorum ki %95 hep iktidarı eleştiriyorsun. Bari 50-50 yap şunu ya. Hafta 7 günse ben olsam 4 gününü iktidara yönelik yazarım, 3 gününü de muhalefete yönelik yazarım. Yok, 7 günün 7 kez tamamen iktidara yönelik yazılar. Ben onu takip ediyorum şu an. Yanlış. Tabii olayın içinde göremiyorlar kendilerini. Ben dışarıdaki bir kişiyim, benim gördüğüm bu. İlerleyelim bakalım ne var. Gerçek 2. Bir de burada bir olay var. Bu da benim tespitim. Şimdi deniliyor ki muhalefette toplanalım. Yani gene işimiz zor. Problemde toplanacağız. İttifaklarda. Neyse. Memleketin esas problemi muhalefet partilerin iktidara yürümek için halka itimat veren yenilikçi iş programları ve gayretleri yoktur. Hakikaten yok. Yok. Hazineden yardımı alıyorlar. Çok da güzel yaşıyorlar. Birçok bireysel avantajları var. Ailecek. Memleketi tek başına yönetmek için hiçbirinin hazırlığı ve talebi yoktur. Memleketi tek başına ben iktidar olacağım diyen bir programla o karşımıza çıkan bir parti yok. Şimdi de yok. Geçmişte de olmadı. Nasıl olsa halk bize oy verecek. Ben şu kadarını zaten tutuyorum. Dogmatik düşünceli taraftarım var. O ne yaparsak yapalım ben de kalacaktır diyen bir siyasi partiler var. Bir kısmıyla. Demokrasilerde bir kural var. Rejimin sigortası ana muhalefet partisidir. Öyle. Ben yola gideceğim. Arabamın suyuna yağına bakarım. Ama steplesine, lastiğine de bakarım. Var mı yok mu? Yolda sıkıntı yaşarsam, lastik patlarsa ne olacak? Yola çıkar mıyım? Emin olmam lazım gerekte. Yani muhalefet, demokrasiler de iktidarın alternatifidir. Bilirim ki ne kadar kötü de olsa bir dönem sonra seçim yapılacak. İşte muhalefetteki ana muhalefet çok iyi hazırlandı. Oyumuzu ona vereceğiz. O gelip o yönetecek. Öyle bir inanca sahip değiliz.
Yok. İktidar memleketi yönetemiyorsa veya halk mutlu değilse halk ana muhalefet partisiyle daima güvendedir ve umutludur. Özetle böyle bir tespitim var. Ancak ben 60 yıldır bu duyguyu hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Yani çok önemli bir şey bu. Bence memleketin en önemli sorunu muhalefetteki partiler. Ya siyasi bir yetki almışsın az veya çok. İnternet acayip güzel bir medya. Acayip güzel kullanmasını bilene. Adam bir şey yapıyor. Bir haftada 80 milyon tanıyor ya bir olaydan dolayı. O kişiyi, o ismi, o projeyi. Ya böyle bir şeyler yarat ya. Yapabilirsin bunu. Millet hazır. Yeter ki halkın aklına ve gönlüne hitap etmeyi bil. Ama iyi bir kadro olacak. Böyle dostluk 8 oynak bir kadro olmayacak. Yani profesyonel bir siyasetçilik ortada var. Profesyonel. Vatandaş orada diyor. Seçimde bana verecekti. Başka şansı yoktur diyor. Bir de kardeşim yani yine o örneği vereceğim. Yani yazık Kılıçdaroğlu'na da. 10 senedir herhalde lider. 10 seçim yapıldı herhalde. 10 seçimin tamamını kaybetti ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani avcılar kulübünde bile olsa insanı orada tutmazlar ya. Ya bir seferdir bir insanın kayıp hakkı. Bir tane bitti. Hemen onurluysan, gururluysan çekilirsin ya. Akla evvel bir tek sen mi varsın? Başka kimse yok. Ha o zaman kurallar seni oradan alaşağı etmek durumunda olmalı. Onu da blok etmişsin siyasete. Delege sistemi bilmem ne şudur mudur. Kendi kendimizi katlediyoruz. Bu cumhuriyeti çok ararız. Çok ararız. Korona günlerinde eve kapandık. İçimdekilerini döküyorum yani. Yazık ya biz ki daha ne kadar yaşarız, ne kadar ömrümüz var. Ayrı da yazık günah ya. Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere, şurada burada. O insanlar nasıl yapmışlar? Nasıl gelişme kaydetmişler? Bir bakın örneği alıp buraya kopya etseniz o bile iyi bir şey. Yani yeniden bir şey yaratmanıza gerek yok. Oradakinin adı da demokrasi, buradakinin adı demokrasi. Orada gerçeğe çok daha yakın bir demokrasi var. Burada yalancıktan demokrasi var. O anlaşılıyor. Vallahi içerledim. Üzülüyorum tabii. Çoluk çocuğumuz, torunlarımız var ya. Biz bunu aktarmak zorundayız. Refahı, huzuru nesilden nesile. Kendi gayretlerimizi Allah razı olsun. Ailemizi okutmuş, o imkanı vermiş. İyi kötü yolumuzu bulmuşuz. Bundan sonrakiler koca koca çocuklar işsiz güçsüz de ortalardalar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi nereye geleceğim? Çok önemli başka bir yere geleceğim. O da hakikat 3. Hakikat 3'ten bahsedeceğim. Böyle bir şey ki bunu da ben hakikaten 4-5 sene, 3-5 sene önce öğrendim bu hakikati. Yani ben bunu böyle biliyordum, böyle gider diye bir şey yok. Eğer bir adam, bir insan akıllıysa, yani dogmalarıyla hapsolmamışsa, esir olmamışsa, ben şu inançlıyım, bunu bırakacağım, bunu. Biraz aklına geleceksin ya. Dogmaları biraz bırakacaksın kenarda, ön yargılarla bırakacaksın. Ama bizi böyle yetiştirirler. Okullarda falan ön yargılı olacaksınız. Ne öğrettiysek onu bileceksiniz. Fazla düşünmeyeceksiniz. Geçmişten bugünlere bakmayı bir sefer öğrenmemiz lazım. Amerika oldu ama Amerikalılar derler ki onda
birilerini öğrendim. Daha sonra duydum bunu da, okudum da. Amerikalılar övünerek derler ki, biz Roma'dan bugünlere bakıyoruz. Yani 2000 sene evvelinden bugünlere bakıyoruz. Biz de Cumhuriyetimize 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle bugünlere bakmamız lazım. Yani o tarihte Osmanlı'nın son bulduğu bir tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişiz. Osmanlı'yı yöneten yöneticiler silah bırakmayı, askeri terhis etmeyi, yenilgiyi kabul etmişler. Gelin bir mütareke yapalım demişler, anlaşma yapalım. Ve yapmışlar. Biz istemişiz onu. Eller havaya yapmışız. Mondros mütarekesi. Ve savaşarak İstanbul'a gelemedikleri İstanbul, Çanakkale'den geçemedikleri yeri gül oynaya geldiler. 5 sene bize esir ettiler. İstanbul 5 sene esaret altında kaldı. Anadolu herkese öyle. İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyanlar vardı. Tabii ağırlıklı olarak İngilizlerin hakimiyeti orada esas. Antalya'da İtalyanlar, Adana tarafında Fransızlar, işte Urfa, Gaziantep vesaire o tarafta da İngilizler. Samsun tarafında yine İngilizler. İzmir'e de mütareke anlaşmaların olmadığı halde Yunanları İngilizler teşvik ederek onları da Anadolu'nun çıkmasına imkan verdi. 5 sene kaldık. Onur kırıcı bir durum. Onur kırıcı. Çok acılar çektik. İşin garibi bize tam o günleri de öğretmediler. Yani bir İstanbul'u işgal günlerini kıymetli dostum Necati Gültekin romanından öğrendim ben. Onunla da röportaj yaptım. Yok, belge yok. Saklamışlar. Bizi yönetenler kötü olayları yaşatıyorlar ve onu saklıyorlar. Olmaz mı? Herkese Sarıkamış da öyle. Binlerce askerimizi feda etmişiz orada. Seneler sonra tesadüfen bir komutanın ve oradaki birinin hatıralarından çıkıyor olay. Sonra basına yansıyor falan filan. Ya yazık günah ya. Eksisiyle artısıyla ortalarda olmamız lazım. Saklanmamız lazım. Nitekim saklanamazdı yani. Bu tarihi belgeler bunlar. Biz saklasak Batı'nın arşivlerinde var mı? Oradan çıkıp geliyor. Şimdi gelelim 3 numaralı hakikate. Neymiş bu? Ona bir bakalım. Onun sunumunu da getireyim ekrana. Şimdi bu. Gerçek 3. Türkiye Cumhuriyeti tarihi 2 sayfadır. Biz bunu hep safhasız olarak bildik. Atatürk başlattı, 1923'te hala devam ediyor diye zannediyorum. Araştırmalarımda, düşüncelerimde, sorgulamalarım sonunda anladım ki Atatürk öldüğü günden itibaren yerine İsmet İnönü geçti. 1923'e bir nokta. 29 Ekim 1923, yani yarınki tarihtir aynı zamanda, seneye devriyesi. Bir de Atatürk'ün ölümü tarih 10 Kasım 1938 İstanbul. 15 sene, bir çizgi çizsin, 100 çizgi, hakikatler orada. Cumhuriyet hakikatleri. Ne vardır bu hakikatlerde? Atatürk'ün yönetiminde oluştu. İlkeler üzerine yürüdü bu Atatürk. Akılcılık ve bilim. 2, diğer ilgisi tam bağımsızlık. 3. birliktelik. Ulusal birliktelik. Bu 3 ülke üzerine 15 sene yönetti. Yokluk içerisinde yönetti. Ne eleman var, ne eğitilmiş insan var, ne yönetebilecek insan var. Elde ne para var, ne üretim araçları var. Yok, yok, yok. Bir de birçok araçlar yabancılar elinde. İşte bir şekilde para verildi, para toplandı.
demir yolları alındı, limanlar alındı. Bazı şeyler millileştirildi bu şekilde. İyi geçinildi özellikle Ruslarla. Destek alındı veya takas usulü ticaretle. Biz onlara kuru üzüm, kuru yemiş, incir sattık, verdik. Onlar da bize donanım sağladılar, fabrikalar kuruldu. Bir takım işler. Bir taraftan eğitime önem verildi, yetişmiş adam olsun diye. Hastalıklar var bu arada. Şu andaki şu anda yaşadığımız hastalıklar. Ona rağmen toplum o kadar verimli çalışıyordu ki bir bütün olarak ulusal birlik içerisinde. Ya bu aşı yapıldı. Frengi çok önemli bir hastalıktı. Ona benzer başka salgın hastalıklar da var. Ailelerde erkekler yok. Savaşlarda ölmüşler, kırılmışlar, geçmişler. Para yok. Toprak varsa bile ekecek imkan yok. Tohum yok. Hayvan yok. Sapan yok. Şey yok. Toprağı işleyecek araç gereç yok. Böyle bir dönem. 15 sene. Müthiş böyle bir ilgi. Yurtta sur, canda sur. Ulusal birlik bunun üzerine kuruluyor. Şunu da kapatayım da. İkincisi de zaten Atatürk'ten sonra bağımlı bir Türkiye, dışa bağımlı bir Türkiye'ye hemen geçiyoruz. Yani yine o dönemde komşularımız yakın, dostluklarımız var. Balkan Paktı var. Doğuda da Sadavat Paktı'nı kurmuşuz. Ta Afganistan, İran vesaire. Çok güzel ilişkiler var. Pakistan, Hindistan'a herkese yardım etmiş savaşta. Yani diyeceğim, savaştığımız Yunanistan'da şey olmuşuz, dost olmuşuz. Venizelos'la çarpışmışlar. Daha sonra çok iyi dost oluyorlar. Hatta Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor resmi olarak Venizelos. Onlar Milletler Cemiyeti kurulmuş. O dönemde itibar o kadar yüksek ki cemiyete davet esası giren tek ülke. Demiş Atatürk, hak demiş, biz müracaat etmeyelim. Dışişleri diyor ki, efendim bizim müracaat edelim, bizim üye olan yok diyor, gitmeyin. Onlar bizi davet etsin. Dedi ki, bir zarf atıyor. O zarfa göre neyse, onlar Türkiye'yi davet ediyorlar. Özel bir gündem hazırlayıp falan filan yani. Bu önemli bir şey, gösterge. Böyle itibarlıyız. Seziyor, şey olacak, savaş olacak. Bazı tavsiyelerde bulunuyor. İşte İngiliz'le savaşmış. İtalyanlar savaşmış, Fransız'la savaşmış. Diyor ki bu büyük devletlerle kesinlikle ittifak yapmayın. Aranızda bozmayın, iş yapın ayrı konu. Ama ittifaklar yapmayın. Yani karı koca evliliği gibi bir bağlayıcı nitelikte anlaşmalar yapmayın. Böyle hafif aldım verdim olabilir. Kendinizi bağlamayın. Rusya'yla, bu da büyük devletlerden olur. Onunla da yapmayın ama onunla kırmayın onu da. Yani ondan destek almaya devam ediyor çünkü. Neyse genç yaşta ölüyor. 57-58 yaşında ölüyor. 57 yaşında ölüyor. Çok genç. Ben de katılıyorum. İçkiden falan değil. Adam kahrından ölmüş. Empati yapıyorum. Onun yerine kendimi koyuyorum. Yani çok iyi yaşamış adam. Çünkü o olayları çok öğrendim. Çalışma takım arkadaşlarına hangi olaylar yaşandı etrafında. Yok, adam yok. Hepsini tek tek ikna ederek Kurtuluş Savaşı yapıyor. Birlikteler. Diyor ki cumhuriyet kuracağız, bağımsız olacağız. O bir dönemdi. Bitti, Osmanlı bitti. Ama millettir ya, daha Osmanlı evvelinde Selçuklu vardı. Şimdi diyorlar böyle gideceğiz, cumhuriyetle gideceğiz. Anlamıyor ya. O yakın arkadaşlar. Hepsi de iyi kurmayın.
çok iyi. Araları açılıyor. Kurtuluşta beraberler ama gelişmede yollar ayrılıyor. İsmet İnönü kalıyor. Ve 30 Ekim 1918'de çaresiz başta padişah olmak üzere sadrazam ve askeri erken, idari erken hepsi perişan vaziyette. Biz diyorlar artık batıyla uğraşamayız. Mandacılığı kabul edelim. En geçerli yöntem o. Bir İngiliz mandacılığı var. İkinci seçenek Amerikan mandacılığı var. Saray İngiliz tarafında. Onun dışındaki Ralph Orway biraz İngiliz mandasını istiyor. Çok yakın çünkü onlara. Zaten bu mütarekini imzalayan heyetin başında Dışişleri Bakanı. Beri taraftakilerin hepsi ama hepsi Amerikancı. Sadece Halil Edip değil yani. İnönü de sıkı bir Amerikancı. Mandacı ya. Hiç bunu yapacağım yok. Mandacı demek ticareten ben senin kanatların altında uçayım. Beni haremine al. İşin özeti biraz öyle. Hadi o lafı o kadar şey etmedim. Kötü oldu. Yani mandacılık. Himaye altında yol almak. Onlar da iyi niyetli ama bunu yapıyorlar. Diyorlar ki 15-20 sene bu manda rejimine gideriz. Amerika'nın manda politikası yok. Bizi kollar. 15-20 sene sonra da onunla birlikte adam olursak kendimizi tekrar düz yola çıkıp idare ederiz. Mantık doğru. Fena da değil. Ama o senin mantığın. Amerikalı mantığı başka. Nitekim onlar da bunu istiyor. Birçok insanlar geliyorlar, gidiyorlar falan filan. Cumhuriyeti kuruyorlar. İşte 97. senesini kutlayacağız. Bu o gün, yarın, bugün 28 Ekim, yarın 29 Ekim. Daha ne kadar gider bu cumhuriyet? İlerlemez gider. Gençlere emanet. Biz genç değiliz artık. Ama gençlere emanet etti. Kurucu. Şimdi nereden buraya geldim? Atatürk öldü. Dedim ya birinci dönemi bitti. Ölümüyle birlikte Cumhuriyet'in birinci dönemiydi. İşte birkaç tane Cumhuriyetçiler çıktılar ortaya. Bana göre Cumhuriyet budur. Birinci, Cumhuriyet'in birinci dönemi. İcraat bakımından söylüyorum. İşte Atatürk ölüyor. İşte 48 saat içerisinde veya 64 saat içerisinde Cumhurbaşkanı seçiliyor. İsmet İnönü seçiliyor. Hemen ilk iş Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı galiba bir de Milli Eğitim Bakanlığı hemen alıyor. Olabilir. Hemen ama. Çok kısa süre sonunda birkaç ay sonra seçimlere gidiyor. Atatürkçü, Kemalist zihniyette olan, has Kemalist artık olan neler varsa o seçimde bir tanesi olmuyor. Birinci cüratı bu. İsmet İnönü maalesef. Onu kötülemek için söylemiyorum ama vaka bu. Gerçek, konumuz gerçekleri tanımlamak ya. Bu bir örnekleme olarak ben bunu ele aldım. Ondan sonra daha beni etkileyen durum 1 Nisan 1939'da yani Atatürk'ün tam 5,5 ay sonra bir ticaret anlaşması yapıyor Amerika ile Türkiye. Bu anlaşma işte Türkiye'nin yeni bir gömlek giyiyor. Türkiye hesapta daha az terleyecek, daha az yorulacak. Amerika bizi alıp uçuracak. Öyle olmuyor. Gömleğin ilk düğmesi zaten orada yanlış ilikleniyor. Büyük tavizler içeren bir anlaşmadır o. Ama tarihçiler, ekonomistler o şeyi çok incelemeleri lazım. Ben biraz olabildiğince sözleşmeye baktım. Mesele sözleşme değil. Onun orada artık Amerikalılar pozisyon alıyorlar Türkiye'de. Danışman gibi bizim hükümette danışmanlık yapıyorlar resmen. O gelişerek de gidiyor.
1949'da Milli Eğitim Komisyonu kuruluyor ki 9 kişiden ibaret. Bütün milli eğitimi onlara teslim etmiş oluyoruz. Bunun 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı komisyon üyeleri olarak. 9. kişi Amerikan Büyükelçisi. Anlaşamazlarsa onun kararı geçer. Bütün müfredat vesaire o komisyon kararı verir. Nasıl şey bu ya öyle? Orada başlayan yanlış bir düğme ilikleme operasyonu bizi bugünlere kadar getiriyor. NATO anlaşması da o zaman ondan sonra yapılıyor. Marshall yardım anlaşması da o zaman yapılıyor. Çok cazip oluyor Amerika, yükselen bir şey, değer. Amerikan halkına büyük hayranlık duyuyor bizimkiler. Entelektüel takım özellikle. Büyük hayran. Amerika'da yok o zamanlar. Tabii ki zengin bir arkadaşın oğluyla arkadaş olmak güzel bir şey. Onun gibi bir olay. Onlar da diyorlar ki şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Nasıl söyleyeyim? Başta köy enstitüleri kurduk, kendi yağımızda kavrulacağız, kendi kendimize yeteceğiz diye. Amerika diyor ki istemiyorum, köy enstitüleri kapatıyoruz. Demiryolu ulaşım istemiyorum, onu kapatıyoruz, karayoluna yöneliyoruz. Karayolunu deyince bende otomobil de var, karayolu yapacak teçhizatı veririm diyor. Türkiye'de yerli distribütörler, yeni zenginler de bu şekilde yaratılıyor. İmtiyaz sistemi Cumhuriyet döneminin maalesef iyi bir şey olmamış. O geçici olarak kullanılması gereken bu sistem uzun süreler haksız bir dağıtım, pay dağıtım, imtiyaz dağıtım aracı olarak kullanılmış, imtiyaz sistemi. Yani rekabeti ortadan kaldırmış. Başka neler oluyor? Çok şeyler oluyor. Şunu yemeyeceksin, bunu yiyeceksin. Ben çocukluğumda ortaokulu Bandırma'da okudum. Birinci sınıfta hocamız Amerikalıydı. Ay nasıl gururlanır Amerikalılar. Ders öğreniyoruz diye. Ben onların hepsini daha sonra öğreniyorum ki rapor ederlermiş. Türk toplumu nedir, ne yer, ne içer diye. CIA üyesi olarak. Ya. Bunları öğrendik. Orduya, ekonomiye, güvenliğe, ekonomiye, finansa, eğitime, sağlığa, gıdaya. Ya bakın yani ne varsa. O anlaşmalar yapılıyor. Birbirinin peşine bütün bu anlaşmalar bizim meclisten geçiyor. Uygulamaya geliyor. Yani biraz gülüyorum, sinirimden gülüyorum. Yani bu kadar bir şey olabilir mi? Olmuş. Ondan sonra bu sarmalı açamıyorsunuz. Şimdi böyle gideceğiz. Ve bir olabildiğince çözümler bulmanın yollarına bakacağız. Yani Atatürk dönemi tam bağımsızlık dönemidir. Atatürk'ün sonraki dönem Batı'ya, Amerika'ya bağımlılık dönemidir. Özet nokta. Da bu konuda çok şeyler söylenebilir. İyi niyetle başlanmıştır mutlaka. Ama bizim zaafımız var. Halbuki bir örnek de var ortada. Bunu da söyleyeyim. 1939'da biz bu anlaşmayı yaptık Amerika'yla. Tam 100 sene evvel, tam 100 sene. 1938'de de Baltı Liman Anlaşması yapıldı. Yine böyle imtiyazla ki kapitülasyonlar diyoruz. Ben de bu 39'daki anlaşmayı da kapitülasyon demeye dilim varmıyor ama imtiyazlar diyorum. O zaman yapıldı. İngiltere ve daha sonra da diğer Avrupa ülkelerine kapitülasyonlar verildi. 100 sene evvel. O zaman da denildi ki Avrupa'nın şatafatını artık Osmanlı'da da göreceğiz. Biz de modernleşeceğiz. Yememize, içmemize, giyimimize, kuşamımızla. Ondan sonra 2. Mahmut şeyler çıkardı. Dedi ki sarı atacaksanız fes giyeceksiniz. Pantolon giyeceksiniz.
Osman Dişçiler dedi. Bu gavur, gavur icadı. Kafir olduk. Ya. Onun için 2. Mahmud'a gavur padişah derler. Bundan ders almadık. Sonra borçlandık, borçlandık, borçlandık. Duyunu umumiye ilan ettik. Bir Kırım Savaşı, bir efendim söyleyeyim şey savaşı, 93 Harbi. Bizi perişan etti. Elimizde Mısır'ı İngiliz'e verdik. Borçlarımıza karşı. Tahsil edemiyoruz. Dedik ya o zaman gel sen tahsil et, tahsil ettiğinden bir kısmını bana ver. Ve adamlar bizim mali teşkilatımızın aynısını daha büyüğünü kurdular. Üstelik bir de polis teşkilatı içinde. Vergiyi topluyorlar, ürünü topluyorlar. Vermeyeni de cezalandırıyorlar. Zeytin üreticisi, tütün üreticisi çok şey zorda kaldı, katledildi. Böyle bir günler yaşadı. Bunlar unutulmuş gibi, aynısı değil ama benzeri 1939'da yapıldı. Ders almamışız. Evet, bu kadar bence yeterli. Yeterli. Bunda şey var, son bir sunumum var, ondan da bahsedeyim, kapatacağım. Orada ne demişim başka? Yani tam bağımsızlık dönemimiz, dışa bağımlılık dönemimiz diye ayırıyorum ben. Bunu böyle söylüyorum, hayır diyorlar. Pek çok arkadaşım, yakın çevrem bile. Olamaz diyorlar ya. 1950'dir bu. Ayıracaksan 1950'den ayır. O senin dokman diyor. O bende de vardı. Böyle öğretildi bize. Öyle değil. Oku, bu yargıya varacaksın. Eğer akıllı bir adamsan, düşünen, sorgulayan bir insansan. Evet, ne var geride? Özetle, gerçek o ki, gerçek olan geç de olsa kazanır. Ben bazı şeyleri geç öğrendim ama kazanıp kazanamayacağım, ben emin değilim. Bunlar genel laflarımdır ama özetle sonuca, sonuç lafları olarak getirdim buraya, sözleri diye getirdim. Sosyal devlette kamu yöneticileri, vatandaşın onurunun, vatandaş onurunun korunmasından, refahına destek vermesinden sorumludurlar. Sosyal devlette kamu yöneticilerinin böyle bir sorumlulukları var. Bunlar memurlar, atanan görevliler ya da halkın seçtiği siyasetçiler. Vallahi onu yeni öğrendim. Alman Anayasası'nın 1. maddesi bunu adresliyor. 1. maddesi diyor ki kamu yöneticilerinin görevi, ilk görevi yani vatandaş onuru dokunulmazdır. Korunması gerekir. Şartsız korunması gerekir. Şey tarafından, devlet yönetiminden. Devlet bunu korur. Vatandaşın onurunu korur. Ondan sonra eşitliktir, haktır, söz hakkı vesaire falan filan. Ama vatandaş onurunun korunması çok önemli. Çünkü bu bağımsızlıkla ilgili, esaretle ilgili bir konu. Dedim ya İstanbul 5 sene, Anadolu 5 sene esaret altında kaldı. Bizim onurumuz kırıldı. Bir daha göstermesin. O günleri göstermesin Cenab-ı Allah. Bir başka tespitim. Toplum bireylerinin geçmişte yaşanmış olaylar hakkında gerçekleri öğrenmesi önemli. Yani toplum içinde yaşıyorsak, tarihte ne olmuş, ne bitmiş, yaşanan olaylar, olaylarda yer alan isimler, mekanlar, yerler, gerçekleriyle öğrenmemiz önemli. Yalan değil yani. Monte edilmiş ilave bilgiler değil. Gerçek yaşanmışlıklar. Bunun faydası var. Zararı yok. Ayrıca şimdiki olaylar ve ilişkili insanlar hakkında gerçeklerden emin olmak istemeleri doğaldır. Tabii ki bu toplumdaki bireylerin de bugün yaşanan olaylar ve insanlar hakkında gerçeklerini biliyoruz, hep şeyi biliyoruz, doğru diye biliyoruz hepsini. Ama benim doğrum da
bu kesimin öteki kesimin doğruları ayrılıyor. Yani aynı tabloya bakıyoruz. Birimiz siyah görüyor, birimiz beyaz görüyoruz. Çünkü dünya görüşlerimiz de farklılaşmış bazı kesimlerde. Menfaatlerimiz farklı. Doğallığını kaybetmişiz. Dolayısıyla bugünün Türkiye'sinin en önemli konusu gerçeklerden emin olmak konusu var, olamamak konusu var. Ben şunu böyle biliyorum, inanıyorum. Emin misin? Eminim. Birkaç soru sor, hemen arkasını döner gider. Çünkü cevaplayamaz. Kendisi de sormamıştır bunu. Halbuki bilgi alınacak o kadar çok yer var ki, internet bu işin önemli bir kaynağı. Kendi başına kal. Ben şunlara inanıyorum, ben bunları böyle biliyorum de. Acaba bunlar doğru mu diye bir sorgula, inan doğruyu buluyorsun. Ama önyargısız olacaksın. İnsan kendi başına kaldığı zaman birilerinden korkmaz, çekinmez. Etrafın baskısı altında değildir. Komşu neyse o, komşu şeyi yoktur yani. Mahalle baskısı yoktur. Kendi başınasındır. Araştırabilirsin doğru için, gerçekler için. Sonuç, tam yerli ve milli faydaların üretilmesi, ki bunlar teknoloji, ürün ve hizmetler, şüphesiz gerçekçi ve akılcı yöntemlerle mümkün. Vallahi ben ömrümü teknoloji, iletişim teknolojileri üzerinde çalışarak geçirdim. Hem teknoloji sıfırdan da yaptım. Yaptık daha doğrusu. O takımda görev aldım. Profesyonel çalıştığım dönemde. Kendi işimi kurduğum zamanda da pek çok sıfırdan yapmadım ama adaptasyonlu pek çok yenilikler yaptım. Müşterilerin özel taleplerini karşılamak üzere. Hazır olmayan ve tasarımla yapılabilecek pek çok ürünleri yaptım. Yani takım olarak, benim kendi şirketim olarak yaptım. Türkiye'ye ilk video konferansı getirdik. İlk voice over IP ürünlerini getirdik. Borsada telefonla yapılan hizmetlerde çok büyük hizmetim vardı orada şirket olarak. Yani orada broker dealer çok azdı. Talepler çok arttı yatırımcılar. Orada sesli konferans sistemlerini başarıyla uyguladı. Uzun süre gitti. Yani bir takım yenilikler yaptım hep ama sıfırdan olmadı hiçbir zaman bunlar. Microsoft'ta çalıştığımız dönemde de çok güzel yenilikler yaptım. Bunlar yapılır. Önemli olan zihniyet. Önce yönetimlerin zihniyeti, kademe kademe üniversitelerin ve oradan mezun olan gençlerin, iş adamların zihniyeti. Her şeyden evvel hemen para kazanacağız derseniz bu işler olmaz. Dikkat ediyorum iş adamlarına, en büyüğünden en ortasına kadar hemen bir yabancı bir iş ortağı buluyor. Niye buluyorsun? Niye? Bir devlete güvenmiyor. Sermayeme, fabrikamı iş koyar mı diye korkuyor belki. Ya da yurt dışındakine daha çok güveniyor. Ya o işi yapacak insanlar var burada. Yazık. Evet, çok tatlı şeyler söylemedim belki ama bunlar gerçekler. Gerçek acıdır. Daha doğrusu gerçekler acıdır. Teşekkür ediyorum. Burada bunu kapatıyorum.